Evet değerli izleyiciler, PKK-BDP cephesi Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden hükümetin yasal düzenleme yapmasını istiyor. Diyarbakır'da konuşan BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ise terörle müzakere süreci üzerine önemli açıklamalar yaptı. Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Hükümetin terörle müzakere sürecinde ikinci aşama başladı. BDP-PKK cephesinin bu aşamada yeni beklentileri var. Şimdi böyle bir ülkenin bütün yetkilerinin tek bir kişide olmasını Sayın Başbakan demokrasi diyorsa biz sesimizi çıkarmayız. O zaman gereğini yapmak lazım. Yetkiyi yerele önemli ölçüde devretmek lazım. Hükümetten meclis tatile girmeden yasal düzenleme yapmalarını istiyorlar. Biz parlamento 3 ay boyunca tatil yaparsa bazı yasalar ve bazı anayasal düzenlemeler zora girebilir. Çünkü daha sonrasında bütçe çalışması var. Ocak sonrası seçim gündemi var. Bu nedenle parlamento tatile girmeden faaliyet yürütebilse veya kısa bir tatil yapabilse çok daha katkı sunucu olur Türkiye'nin siyasetine. Diyarbakır'da açıklama yapan BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, müzakere sürecinde birinci aşama bitti dedi ve şöyle konuştu. Şimdi bildiğimiz kadarıyla PKK'lilerin %80'i belki daha fazlası yerlerini terk etmiş ve sınır hattına doğru ilerliyorlar. Yani bunların ne kadarı sınır hattını geçtiği, ne kadarı hareket halinde bilemiyoruz. Ama çok büyük bir kısmı yerlerini terk etmiş durumdalar. O nedenle birinci aşama işte son kişi kalıncaya kadar devam eder gibi bir anlayış yanlıştır. Yani ülkenin demokrasiye kavuşması için ya da demokratik siyasetin önünün açılması için sınırda çetele tutup son PKK'li geçti mi geçmedi mi diye bekleyecek mi bu devlet? Bu yanlış bir anlayış. Birinci aşama bize göre bu haliyle tamamlanmış ve hükümetin reform yapabileceği siyasi atmosfer oluşmuştur.